İkinci soru. İsmim Ahmet. 26 yaşındayım. Kadınlar ile olan ilişkilerimde sürekli şu problemi yaşıyorum. Hayatıma aldığım kadınlar, ilişkinin başlarında sergilemiş olduğum alfa duruştan etkilenip bana aşık oluyorlar. Benim için her şeyi yapan bir kadın oluyor karşımda. Fakat ilişki ilerledikçe, ben onları sahiplendikçe duygusallaşmaya başlıyorum. Bu o kadar çok rastladığımız bir problem ki. Alfa duruşum gidiyor zamanla, mağdur erkek modeline dönüşmeye başlıyorum. En sonunda da terk ediliyorum. Bak, kadın var ya, kim olursa olsun, böyle en feministi gelsin, her kadın güçlü erkeği arıyor. Ama gerçek güç farklı bir şeydir. Yani toplumda bir de şu var. Gücü gösteren erkekler var. Gücü gösteren erkekler var. Yani bunlar mesela çok güçlüyüm gibi gösteren erkekler var. Instagram'larında, resimlerinde işte parayı saçıyorlar, belki böyle pahalı arabalara binmeye çalışıyorlar. Ondan sonra bir şekilde alfalığı sergiliyor. Alfalığı sergiliyor. Bak, kadının zaten en korktuğu şey şudur. Kadının hatta kadına bunun için şey diyebiliriz bu konuda. Bir tane terim vardı, kırmızı hafta, onu tam hatırlayamadım şimdi ama. En büyük korkusu şudur. Yanlış adama yatırım yapmak. Ve sahte alfalara yatırım yapmaktan çok korkar kadın. Ama şu anda o sahte alfa görünümlü insanlar türedi. Kadın sende o hayal ettiği alfayı bulamıyor, ama baktığın zaman diyor ki, ilk önce aşık oluyor, kadın sana her şeyi yapmaya hazır. Aslında gerçek bir alfa için kadın hakikaten her şeyi yapmaya hazırdır. O duruşunu koruyabilirsen, o alfa olmak kolay bir şey değildir. Tamam, böyle işte alfalık, işte alfalık kavramlarından bahsediyorum, o maskülen olmak. Her gün uyuduğunda bile içindeki o ateşin yanıyor olması lazım. Yani rahatsız oluyor olman lazım devamlı. Daha ne yapabilirim, daha ne yapabilirim? Kendin için, toplum için, ailen için ve dolayısıyla kadın için. Dolaylı olarak kadın için, direkt olarak değil ama. Onu görmek ister her kadın. Onu gördüğü an senin yanında olacaktır. Ama onu görmediği an yanında olmayacaktır. Bak, buradaki en iyi örnek. Kadınlar çıkıyor diyor. İlk önce aşık oluyorlar falan. Her şeyi yapacaklar. Sonra gidiyor. Sonra sen kendini bırakıyorsun. Ben bunu çok görüyorum bu toplumda. Çok görüyorum. Diyor ki, yani şunun için mi yapıyorlar? Evet, ben hayatımın aşkını buldum. Ne zannediyorsun? Hayatının aşkını bulduğunda ne zannediyorsun? İkiniz de böyle el ele tutuşup her gün Netflix seyredip işte AVM'de mi gezeceksiniz? Böyle mi? Hayır, senin erkek olman devam ediyor. Belki daha bir 50 sene daha devam edecek hayatın boyunca. Mecbursun. Her gün o erkek olmak zorundasın. Yani erkeklikten emekli olmak diye bir şey yok. Tamam mı? Size demin bir kavram anlatmıştım geçen videolarda. Emeklilikte kime takılanlar kavramı. O böyle çok iyi sevişen bir hatundan biraz ayrılmak zor olduğu zaman orada emekli etmeye çalışıyorsun ama kime takılıyor kadın devamlı. Emekli edemiyorsun tabii. Bu ayrı bir şey. Yeni bir kavram, kırmızı hafta. Yani ne zannediyorsun? Emekli mi olacaksın? Bir tane çok iyi bir kadın buldun. Emekli oldum ben. Tamam, ben artık kadınımı buldum. Bu şuna benziyor. Bu birazcık purple pill, mor hap mentalitesi. Ben kırmızı hapı buldum diyelim. Kırmızı hapı aldım, evet. Ve o işte duyguya, Burcu'ya ulaşmaya çalışıyorum. Ulaştım Burcu'ya. Harika. Tamam, ben emekli oldum arkadaşlar. Hoşça kalın. Bunun gibi bir şey. Sen her gün erkek olmak zorundasın. Bu kendine karşı olan zaten bir görevin. Ama kadın da senin o erkekliğini kaybettiğini görünce, zaten kadının da seninle işi yok. Bak, kadın senin annen değil. Ama seni ancak annen koşulsuz sever. Onun dışında kadınlar seni koşulsuz sevmeyecektir. Bakın, bu algoritmada her şey oturuyor birbirine. Ne dedim ben size? Kadın bir koşul olmadan sevmeyecektir. Ama buna böyle bak, ne diyor? Bunu çıkarcı sever diye tercüme ettik İngilizceden. İşte kadınlar çıkarcı dedi kadınlar. Çıkarcı demiyorum bak. Kadın faydacı sevecektir. Kendisine faydası varsa o erkekle birlikte olur anlamına geliyor. Ama erkek faydacı sevmez. Kadının kendisine faydası olup olmadığını düşünmez erkek. Erkek kadını varlık olarak sever. Yani bir belki obje olarak sevecektir. Cinselliğini sever. Onu kadın olarak sever. Ama kadın erkeği
fayda gördüğü zaman, ondan bir şey olduğu zaman sever. Kadın yani seviyorum diyor. Gerçekten seviyor. Ama altyapısına baktığınız zaman fayda var. Bu kötü bir şey değil. Bak tekrar ediyorum kadınlar, siz de dinleyin. Kadının faydacı sevmesi kötü bir şey değil. Kötü bir şey olduğu için söylemiyorum. Gerçek olduğu için söylüyorum. Niye kötü bir şey değil? Şimdi tabii şu anda son 60 senede işin bokunu çıkardılar. Hipergaminin bokunu çıkardıkları için ayrı bir segmente girdi ama genel olarak insanoğlunu açıklıyorum. Kadın faydacı sevmeseydi, kendi fayda görmeseydi o zaman doğuracağı çocuğa da bakamazdı. O zaman insan canlısının türü devam etmezdi. Onun için kadın güçlü erkeği arıyor. Bakın algoritmada her şey oturuyor birbirine aslında. Sen o zaman şöyle rahat ediyorsun. Yani erkeklikten emekli oluyorsun sen. Ben kızı buldum. Dünyanın en güzel kızı 9 üzerinden. Şimdi tabii 10 üzerinden demem gerekiyor değil mi? 10 üzerinden 9 veya 9 üzerinden 8.7 diyelim. 10 üzerinden 9'a tekabül ediyor. 9 üzerinden 8.7. Farklı bir logaritmik skalada bakıyorsun belki kadına. İnanılmaz bir canlı. Bana aşık, tamam. Ben emekli oldum artık erkeklikten. Çünkü bu kadın beni koşulsuz sevecek artık. Gerçek koşulsuz sevgiyi bul. Öyle bir şey yok kadında, öyle bir şey yok. Koşulsuz sevgi diye bir şey yok kadında. Sen erkek olmayı bıraktığın an kadın da seni bırakacaktır. Bir de mağdur erkek. Niye mağdursun? Ne oldu yani? Niye mağdursun ya? Erkek mağdur olmaz abiciğim. En sonunda terk ediliyorum. 2017'de başlayıp 3 yıl süren ilişkim bu sebepten bitti. 2020'de başlayıp 1,5 yıldan fazla süren ilişkim yine benim duygusal bir erkeğe dönüşmemden dolayı bitti. Ve bu ilişkilerim her bittiğinde sürekli kendimi suçladım. Bence de. Yeter, bak. İlk kez okuyorum. İnan, ister inanın, ister inanmayın, ilk kez okuyorum. Şöyle yazmış. Ve bu ilişkilerimde her bittiğimde sürekli kendimi suçladım. Yeterince erkek olamadığım için. Daha deminden beri ne düşünüyorum, ne söylüyorum ben. Şimdi demişsin ki intiharı düşündüğüm bile oldu son ilişkim bitti. Artık buna oha diyeceğim bak. Bu işe girmeyin arkadaşlar. Niye böyle bir öz kıyım olayına giriyorsunuz? Neden? Sebep? Zaten bak düşüneceksin. Bu kadar kırılgan olduğun için kadın seni istemiyor. Sen de kırılgan olduğun için öz kıyım düşünüyorsun. Aslında kırılgan olmasan ne öz kıyım düşünürsün ve zaten kadın seni ister. Ama kadın seni istiyor diye özgüveninin artmasına gerek yok. Bak bu çok ince bir nüanstır. Çok az insan bu noktaya ulaşacak erkek olarak da. Kadından onay beklememeniz lazım. Tamam, bu kadından onay beklememe olayına gerçekten o kadından onay beklememenin de modları vardır. Seviyeleri vardır. En üst seviyeye ulaştığınız zaman o zaman olmuşsunuz demektir, tamam mı baylar? Ama sen kadın seni terk ettikten sonra özgüvenin şöyle bak, kadın seni terk edebilir. Kadınlar gider. Bu kadar basit. Gelir kadın gider. Tamam, gitti. Ne yapacaksın? Sen özgüvenini kadının onayına bağlıyorsan ve kadın gittikten sonra kendin yok olmuş bir varlığa dönüşüyorsun. İçinde yani kafanın içinde. Onun için öz kıyımı düşünüyorsun. Yok olmuşsun. Yani içsel olarak yok olmuş oluyorsun. Bari diyorsun ki bu zaman bedensel olarak da yok olayım, bu dünyadan gideyim. Bir kadın seni reddetti diye. Çünkü bütün onayı ona bağlamışsın. Bu zaten alfa duruşun yok senin. Alfa bu sahte alfalık aslında. Bunu ben bu toplumda çok görüyorum ya. İnsanların böyle Instagram'ına bakıyorum. Çoğu erkek böyle zaten. Ne yazık ki. Bu sahte alfalık olayı çok fazla. Kadının da existential fear'dır aslında. Şimdi buldum kelimeyi. Existential fear. Yani yaşamsal korkusudur bu. Sahte bir alfayla kandırılmak istemiyor kadın. Gerçek alfayı onun için arıyor kadın. Çünkü kandırıldığı an şu bak. O da biyolojik olarak büyük bir problem yaratır kadında ve çocuğu için. Kadın da çünkü üremeyi düşünüyor. Existential fear şu. Ben sahte bir alfayla birlikte oldum. Tamam. Hamile kaldım. Aradaki nasıl hamile kaldığını da anlatmayacağım. Onu anlatan bazı kanallar var. Onlardan izleyebilirsiniz. Canım benim. Çocuğu doğurdum. Peki bir baktım bu adam alfa çıkmadı. Tamam, bana kim bakacak? Bu yavruya kim bakacak? Yani bizi doğada böyle atık mı bırakacaksınız? Adam ağlıyor burada. Biz bir çocukla baş başa kaldık. Perişan olacağız yani. Kadının korkusu bu. Ve korkulacak bir şey yani. Özellikle eski çağlardan kalma bir düşünce yapısı bu. Yani şimdi tamam iPhone kullanıyoruz. Güya medeni toplumda yaşıyoruz filan.
Bu değil. Kadın bu, yani bu genetik düşünceyi, bu düşünce yapısını öyle 1 milyon senede bile sökemezsin yani bir hayvanın beyninden yani. İnsan da sonuçta biz de bir çeşit hayvanız. Güya birisi bana hakaret etmek için primat demiş. Doğru, primatız yani hepimiz. Yani sen de primatsın, ben de primatım. Haklısın. Kadın bu korkuyu yaşar. Ama şundan korkuyor. Şu anda çok 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 daha zor gerçek alfayı bulmak. Eskiden gerçek alfalar daha kolay anlaşılıyor toplumda. Şimdi anlamak mümkün değil. Niye? Bak kadınlar, erkeklerin çoğunu Instagram'larına bakarak değerlendiriyorsun. Sanki Instagram bir böyle biyografi gibi, bir CV gibi. Adam böyle resim koymuş, böyle boğazlı kazak, palto şöyle. Saçlar böyle yapılmış filan. Böyle etrafa bakıyor. Kadın düşünüyor, lan herif şekil yap. Gerçekten alfa mı? Tamam, yakışıklı çocuk, güzel. İşte Ferrari'nin önünde de poz vermiş. Evet, Ferrari onun mu acaba filan. Acaba bu adam gerçekten duruşu bu mu? Korkuyor kadın. Yani o zarı atmak istemiyor. Ve seni gördüğü zaman, yani 26 yaşındasın işte, 2017 zaten 21 yaşında birlikte olmuşsun filan. Kadın seçeneklerini arıyor. Hipergami budur. Sen o adam ol. Bak şimdi sen en üst adam ol. En üst alfa ol. Kadın seni bıraksın, o zaman derim ki kadında problem var derim. Yani o ayrı. Ama burada kadında problem yok. Kadın sana pış pış yapmak zorunda değil. Sizce benim problemim hangisi? İlişkilerimin başında güçlü bir duruş sergileyip sonrasında bunu sürekli sağlayamamak. Evet, ama güçlü duruş nedir? Bence güçlü duruş sergilemiyorsun bile. Çünkü gücü her zaman sergilesin. Yani ilişkinde ne yaşadın abicim ilişkinde? Yani böyle bir ilişkinde işte sanki ülke ilişkileri gibi abicim, savaşa girdik ülke olarak veya işte deprem oldu, ekonomik kriz yaşadık ülkede filan. Böyle bir şey yok. 21 yaşındasın, üniversiteye gidiyorsun. İlişkinde ne kriz yaşayacaksın? O duruş ne? Senin kırılganlığından kaynaklanan bir şey. Kadında sorun yok burada. Tamam mı? Diyor ki, veya bu karakter değişimini kaldıramayan kadınları seçmiş olmam yanlış mı? Hayır. Karakter değişimini kaldırmak zorunda değil kadın. Deminden beri onu açıklamaya çalışıyorum. Ne yazık? Yani bu arkadaşının kullanım ömrü, alfalığı 3 sene. Tepe tepe kullanın ama 3 seneden sonra bayiye tekrar getirin, yeni bir alfa verelim. Veya bunun tekrar fabrika ayarlarını doktor Red bir size yeniden bir ayar yapsın 3 sene sonra. Tekrar alfa olun filan. Bu değil abicim. İçinde olacak o. O içinde olacak. Dağ gibi olacaksın. Ben karşımdaki kadını en dibe düştüğü zaman bile bırakmadım. Sen bırakamazsın. Kadın dibe düştüğü zaman erkek bırakamaz onu. Bırakmaz zaten. Tamam mı? Sen dibe düşmeyeceksin. Olay bu. Tamam mı? Ha şu da var. Ben bunu çok görüyorum ve bazen de düşünüyorum. Biraz yani kadınlara hak vermek değil ama onlardan bir beklenti olmaması lazım. Sen diyelim 21-22 yaşındasın. Böyle bir hastalık geçirdin. Allah korusun bir şey oldu işte. Böyle bir ameliyat oldun bilmem ne filan. 6 ay işte yürüyemiyorsun. 6 ay bir şey yapamıyorsun. Şudur budur. Kadın seni bırakıyor. Bak. Karın değilse, ona da geleceğim. Karın değilse kız arkadaşın sana bakmak zorunda değil. Çünkü kadın da genç bir erkek arıyor. Dayanıklı bir erkek alıyor. Ona bakacak, korunabileceği bir erkek arıyor. Kadınlar onun için çoğu zaman sıkıntı yaşamış, bu şekilde fiziksel sağlık sıkıntıları yaşamış erkekleri bırakıyorlar. Daha kötüsü evliliklerin içinde bırakıyorlar. Yani işte öyle hastalıkta, sağlıkta filan. Eskiden varmış böyle bir şey. Eskiden gerçekten eski jenerasyonlarda hakikaten, daha böyle geleneksel jenerasyonlarda hakikaten kadın erkeğe bakıyor, yanında yer alıyor. Yıllarca, aylarca böbreğini veriyor filan yani. Bu tarz şeyler var. Ama şu andaki jenerasyondan var ya, onu beklemeyeceksin. Net olarak söylüyorum. Beklemeyeceksin. İşte bana nankörlük yaptı filan. Hayır. Hiç kimsenin size nankörlük yaptığını düşünmeyin. Nankörlük tanımına giren şeyi yapsa bile nankörlük yaptığını düşünmeyin. O kafada yaşarsanız hiç kimse size nankörlük yapamaz. Kadına çıkıyorsun 2 ay, 3 işte 2 yıl filan. Sen hasta oldun, çekti gitti. Tamam. Daha iyi erkeği bulacak. O kendi genetik altyapısını hazırlamaya çalışıyor. Belki sen o kadına bakamayacaksın. Oluşan çocuğa bakamayacaksın. Tamam. Yapacağın bir şey yok. Kendine dönmen lazım. Bak birinci soruyla aynı. Bir şey oldu. Bacaklarını kaybettin. Şöyle oldu, böyle oldu. Kendine dönmen lazım. Kendini tekrar yükseltmen lazım. Bu da öyle. Sen hayatının çok başlarından kırılgan olmuşsun.
Yani şu yanlış bir şey. Ben hayatımda tabii ilk kez böyle bir soru soruluyor. Onun için diyor ki bak, bu karakter değişimini kaldıramayan kadınların seçim olmak ne bekliyorsun? Sen anne mi seçeceksin? Evde böyle 3 tane annem var filan. Bu da annem, bu da annem. Hepsi anne olmaz ki. Kadından anne olmasını bekleyemezsin. Kadından böyle şefkat bekleyemezsin. Tamam, sarılırsın, öpersin, koklarsın işte. Seni böyle masaj yapar, uyutur filan. Onlar ayrı. Bunlar farklı şeyler. O betalık değil. Ama bu betalık, kadından şefkat beklemek, bu şekilde şefkat beklemek betalık. Burada problem sende, kadında değil. Hele bu yaş bandındaki kadınlar da hiç değil. Yani o belli bir kafa olgunluğuna ulaşmamış kadında, 21-22 yaşındaki kadın gezmek tozmak istiyor. Oturup sana senin zırlamalarını dinlemez yani. Baştan söyleyeyim. Ha, kadın dara düştüğü zaman erkek yardım eder. Ve yardım etmek zorunda bence. Bakacaksın, yardım edeceksin. Ama şöyle değil. O da şöyle değil. Hakikaten bir sıkıntısı vardır, yardım edersin. Ha, sonra gider sana nankörlük yapar falan bilmem ne. Ama onu da nankörlük olarak algılamaman lazım. Sadece rasyonel olarak bakman lazım olaya. Kadına yardım, ama şu değil kadına yardım. Kadın devamlı mağdur. Devamlı bir şeyleri beceremiyor. Devamlı yanlış kararlar. Geçmişteki yanlış kararları senin üzerine yıkıyor falan. Bu yardım değil. Bu Captain Save a Hoe kavramı. Tamam mı? O da ayrı bir kavramdır. Üyeler kanalında bir videoda var, izleyin. Karşımdaki ben, beni bıraktığında acaba o kadın mı benim için yanlıştı düşündüm. Hayır, sen yanlışsın abiciğim. Veya bu kadının doğasında mı vardır, onu da anlattım. Normal olan bu mudur? Birkaç tane aynı soruyu sormuşsun. Konuyu anlattım sana, olay sende. Senin daha maskülen, daha böyle masküleniteyi ve erkek doğasını, ilk önce erkek doğasını anlaman lazım. Sonra da kadın doğasını anlaman lazım ki zaten buna kırmızı hap diyoruz. Bütün işin temelinde bu. Ama sen kendi doğanı anlayıp da o maskülen erkeğe dönüşürsen zaten bu problemler olmayacaktır. Güzel bir konu oldu bu. Baylar, bayanlar.